Başkanım çok değerli, başkanları ve yöneticileri, Gaziemir Esnaf Odası Başkan ve yönetimi, dava arkadaşlarım, değerli bazı görüşler, çok kıymetli katılımcılar, asilasyon şehitlerimizi anma etkinliğimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bundan tam 33 yıl önce totaliter rejimin uyguladığı asimilasyon ve soykırım politikalarının son basamağı olan isimleri zorla değiştirme süreci yaşandı doğduğumuz topraklarda. Bulgaristan güvenlik güçleri köylerimize, evlerimize baskınlar düzenlediler. Düğün ve törenlerimizi, merasimlerimizi yapmamızı engellediler. Kundaktaki bebeği annesinin sırtında öldürdüler. Dünyanın gözü önünde Zhivkov milisleri tarafından bir soykırım yaşandı. 25-26-27 Aralık 1984 yılında bu asla kabul edilmeyecek durum karşısında halkımız ayaklandı. Eğridere, Sütkesi, Kirli, Mestanlı ve birçok bölgede halkımız ayaklandı. Türkler protestolarda bulundular. Bu şekilde haklarını aramaya başladılar. Bulgaristan Türklerinin ve diğer Müslüman azınlıklarının haklarını arayan milli kahramanlarımız suçsuz yere tutuklandılar, işkence gördüler. Yetmedi, bir daha serbest bırakılmamak üzere siyasi suçlu olarak hapishanelere gönderildiler. Yetmedi, Belene kamplarına gönderildiler. Oralardan da yüzlerce sakatlandı, öldürüldü. Onlarcası da hatta mezarlarının ve yerleri belli değildi. Şehitlerimizi andığımız o tarihler aslında Bulgaristan'da demokrasinin de kapılarının açıldığı günlerdi aynı zamanda. Bizler her yıl bu tarihte burada toplanacağız. Çünkü tarihte yapılan hatalardan ders alınması için bazı olaylar hiçbir zaman unutulmamalıdır. Çocuklarımıza ailelerimizin yaşadığı acı olayları hatırlatıp hiçbir zaman tekrar edilmeyeceklerine kanaat getirmeliyiz. Yaşanan bu acı olayı unutmadık ve unutturmayacağız. Asimilasyon minik şehidimiz Türkan bebeği 16 yaşındaki yeni cumalı Mümin Ahmet'i, 3 çocuk annesi Ayşe Molla Aslan'ı, Musa Yakup'u, Yusuf Mehmet'i ve tüm şehitlerimizi, demokrasi savaşçılarımız rahmetli Nuri Turgut Adalı, Ömer Osman Eren Doruk, İsmail Kahraman'a Allah'tan rahmet ve kederli ailelerine başsağlığı diliyor. Hayatta olan Osman Kılıç, İsmail Şimşek ve Evliya Çavuş'u şükranla anıyor. Belene ve siyasi ceza evlerinde yatan gazilerimize sağlıklı, uzun ömürler diliyorum. Türklük mücadelesi veren herkese teşekkür ediyor. Bu ve buna benzer olayların bir daha yaşanmamasını diliyorum. İzmir Balkan Göçmenleri Derneği adına tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Aynı zamanda öğretmenim olan Merhum Ömer Osman Eren. Burası Belene Ölüm Adası şiirinde örtü rejimi vahşetini gözler önüne seren dizelerle başlamak istiyorum. Burası sayfiye değil ne de yalı. Burası Belene Ölüm Adası. Ada baştan başa kana boyalı. Bundan 33 yıl önce yaşadığımız o soğuk ve kara günler hafızalarımızdan soykırıma karşı şanlı direnişi bu uğurda başta şehitlerimiz olmak üzere Hakk'a yürüyenler yiğitlerimizi de en derin duygularımla saygıyla minnetle anıyor, ruhları şad olsun diyorum. 1984-89 yılları arasında Bulgaristan Türk'üne Bulgaristan Türk'ü tarafından uygulanan soykırım çok sayıda
kaybetmiş, hayatta kalanlar şimdi son bulmuş. Psikolojik yıkılmış bırakılmışlardır. Irkçılara karşı direnişin ilk kurbanları Aralık 1984'te 18 aylık Türkan Bey'e Ayşe Molla Hasan teyze, 16 yaşındaki Mümin Ahmet kardeşimiz ve isimlerini sayamadığım Kırşalli, Sivenli, Kırgonşteli, Razraklı, Sunnulu, Kurbaslı, Varmalı, tüm şehitlerimizin manevi çocuklarına saygıyla minnetle eğiliyorum. Gönül isterdi daha geniş bir zamanda her biri ayrı değer olan şehitlerimizi ayrı ayrı anlam, tanımak ve tanıtmak mümkün olsun. Ancak zamanımızın kısıtlı olması sebebiyle Şubat 1985'te Sofya DS Devlet Güvenlik 4. Bölge Yönetimi Koğuşlarında 73 gün kaldığım süre zarfında tanıştığım, aynı koğuşu 25 gün paylaştığım şehidimiz Destanlı Ayvalıklı Mustafa Ömer'i tanımaktan onur duyduğumu belirtmek isterim. 3-4 tane polisin gözlerimin önünde yüzlerine şahit oldum. İntihar ettiği söyleniyor. Kesinlikle yalandır. Çünkü o çocuklarını çok seviyordu. Haksızlıklar karşısında korkuyla yaşanmaz diyen ve sayılar her geçen gün azalan yüzlerce belene sürgün ve tutuklu kalmış birbirinden değerli insanı tanımaktan her zaman kendimi şanslı gördüm ve onur duydum. Hayatta kalan değerli insanlar, her semtte oturanlar var. Belki komşunuz olanlar da var. Bir tanesini dile getirmeden geçemeyeceğim. Belki bir süre sonra göremeyebilirsiniz. İsmail Şimşek 25 yıl hayatı hapislerde geçmiş. Görece'de oturmakta. Ve beraber komşu paylaştığım Mustafa, Ömer ve İsmail Şimşek'in kısa ömür geçmişlerini öğrenmek isteyenler için dağıtıldı. Öğrenmeli çok şey var bu hususta. Zaman kavramı yetersiz kalıyor. Anlamak, anlatmak, hatırlamak, hatırlatmak, unutmamak ve unutturmamak gerek. Başka şehitlerimizin yerine bizlere emanet bıraktıkları aileleri olmak üzere yiğitlerimiz ve ailelerin iltimas ve ayrımcılık beklentisi içinde değiller. Ancak hak ettikleri ilgi ve saygıyı göstermek de hepimizin boynunun borcudur. Memleketimizde uğruna canları feda edildiği, Türkçemiz okul müfredatına halen dahil edilmediği gibi yakınlarımızın toplu olarak yaşadıkları bölgelere yatırım yapılmadığından bizde yoksulluk insanımızı göçe zorlamaktadır. Bugüne kadar soykırım kararını alan ve uygulayan, etnik arındırmalık kararını alan ve uygulayan suçlulardan hiçbirinin ceza almaması bir yana mahkeme huzuruna bile çıkartılmamışlardır. Halbuki 140 yıldır devam eden zorunlu göçün durması suç işleyenlerin ceza görmesiyle mümkündür. Bundan dolayı hayatta kalan ve diğer mağdurlar da tamamen hukuka saygılı ve demokratik yöntemlerle hak arayışına devam etmekteler ve büyük ailemizden destek beklemektedirler. Konuşmama son verirken Bulgaristan Türk'ü olmaktan onur duyuyorum. Yerini, yurdunu, tüm mal varlıklarını, kazanımlarını, anılarını, yaşanmışlıklarını geride bırakarak göçe zorlanan yüz binlerce yurttaşımızın her biri ana vatanda yepyeni bir hayatta sıfırdan başlamış, çevresini örnek olmuştur. Sizler her biriniz ayrı birer değersiniz. Büyük ailemizin değeri İzmir Valdöşü kuranlara ve bugünlere gelmesine emeğin katkısı geçenlere minnetle şükranlarımı sunuyoruz. Evet. Örneğin insanlardan birçoğu rahatça. Ben Rus'u.
Ben Çinli, ben Bulgar, ben Alman, ben İngiliz, ben bilmem kimim der. Şiirler yazar, bastırır, övünür, okunur, mutlu olur. Ya ben? Ben ki Bulgaristan'da doğmuşum ama Bulgar değilim. Ben ki Türk oğlu bir Türk'üm ama Türkiye'de değilim. Vatana hasret, ulusunun bayrağına hasret. Yaşıyorum kendi kendime. Belki de hasretim diye. Herkesten daha iyi biliyorum. Değerini vatan ve ulusun. Ama sesim çıkmıyor bir türlü. Sessizce ağlayışımı işiten varsa eğer, aşk olsun. Türk olmak, suçum yine aynı, Türk olmak. Bir başkadır Balkanlarda Türk olmak ey Anadolu. Kalemim kırılır acıdan, yazmaya kalksam. Kelimeler dayanmaz, kelimeler yetmez, anlatmaya kalksam. Zor günlerdi ey Anadolu, çok zordu yaşananlar. Kılıç yarasından beterdi yüreklere saplanan acılar. Yine de dayandı hepsine Türk'ün çelik yüreği. Ölmeyi denedi de dili bir türlü ben Bulgarım diyemedi. Ne işkenceler çekti, ne de şan börekler bir bilsen. Ateş üstünde yürümek mi dersin, kan kılıcını dövmek mi dersin? Yolda yürürken bir Türk'ün mırıldanmışsın gönlünce. Para cezasıymışsın. Üstelik onların istediği gibi de giyinmemişsin. Adın ne? Bir kuruklarına ben Türk'üm diye cevap vermişsin. Bulgar olduğunu iddia ettiklerinde de şiddetle inkar etmiş ve zindana mahkum edilmişsin. Ah Anadolu! Bir bilsen nasıl mahrum ettiler bizi ezan sesinden, Ramazan'da davul sesinden, bayramlarda çocukların sevincinden. Adımızdan, şanlı Türk adımızdan nasıl da mahrum ettiler. Konuşmamızdan tut da kılık kıyafete kadar, okunan kitaplardan dinlenen plaklara kadar, örf ve adetlerden ibadetimize kadar karıştılar. Türk olmayı hep yasakladılar. Çünkü korkuyorlardı ey Anadolu, korkuyorlardı Türk'ün şanlı adından. O kadar ki tarihimizi bile bizden kıskandılar. Türk hiçbir zaman kanmadı onların yalanlarına. Leke sürdürmedi hiç altın tarihinin sayfalarına. Gurur duydu hep Fatih Sultan'la, Mustafa Kemal Paşa'yla. Geceler boyu bölündü uykuları, gemurun yarattığı yok yeri sancıyla. Türk hiç yılmadı Anadolu, Türklüğünü son nefesine kadar korudu. O doğduğu günden zaten biliyordu, şan şerefi Türk olmak. Suçu yine aynı, Türk olmak. İşte böyle Anadolu, bir destandır Balkanlar. Karış karış toprağı aralasan, toprak anlatır sana. Tükürün acılardan,
bir haber verir kasırga misali esen rüzgardan. Benim adım Türk Anadolu. Bir başkadır Balkanlarda Türk olmak. Bir başkadır Balkanlarda suçlu olmak. Sen bilemezsin. Eylesin suçtur bu. Eşi benzeri yoktur dünyada. İşte bu yüzden sakın Bulgar diye hitap etme bana. Çünkü bir sancı çektim ben, bilemezsin. Arkadaşın çok arkalarında. Çünkü senelerce hasret kaldım ben. Senin şefkat dolu kucağına. Kızdığım bundandır işte sana. Ne zaman ki Bulgar diye hitap ediyorsun bana. Ben Türk olmanın bedelini su gibi içtim oralarda. Kana kana. Şimdi tek isteğin haykırmak Türklüğümü. Senin çorak topraklarından bütün cihana. Hey dünya! Ben bir Türk'üm. Bir zamanlar en büyük suçumdu bu benim. Aynı zamanda içimde yaşattığım ebedi gururumdu. İşte şimdi haykırıyorum sana. Bir Türk'üm ben. Mustafa Kemal'in yolunda şehit kanlarıyla yoğrulmuş ay yıldızım altında. Bir Türk'üm ben. Varamıyorum kanlıcalarım ardında. Yaşıyorum şimdi gönlümce bahar yağmurlarını ıslattı Anadolu'mda. Teşekkür ediyoruz hepsine, değerli öğrencilerimizin. Ben sizden daha... Burada, yöneticileri burada. Muhtarlarımızdan burada görüyorum. Sivil toplum örgütlerinin de başkan meclisini görüyorum. Öncelikle elleriniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum efendim. Tabii... Bundan 33 yıl önce Bulgaristan'da çok büyük acılar yaşandı. Bunları unutmak mümkün değil. İşte her sene sadece bir günde burada toplanıp anmak anlamında değil. Hiç unutmadan özellikle gençlerimize tarihlerini çok iyi öğreterek büyütmemiz gerekiyor. Oradaki insanlar ellerine silahlar almamıştı gayet. Demokratik haklarını kullanmak için anayasal gerekiyorsa o şekilde karşılaşmışlardı bu isim değiştirmelerine, eziyetlere, sürgünlere. Ama maalesef o dönemin diktatörü birçok insanımızı, birçok çocuğumuzu katlettiler. Çoğu hapislere attılar. Tabii şehit olanların aşağı doğru. Onun için de inşallah gazilerimize de şifa, sağlık, uzun ömürler diliyorum. Tabii düşündük biz de FEDO, çünkü buraya gelen özellikle sekreterimizde bunu unutmamak adına bir anıt düşündük. Birer kardeşim de burada herhalde. Onu projelendirdi ve Türkiye'nin en büyük göç anıtını buraya inşa ettik. Her sene burada da anma törenlerini yerine getiriyoruz. İnşallah Allah bir daha bu tür acıları sizlere, bizlere, kimseye yaşatmaz. Türkiye'nin biliyorsunuz çevresi kan gölünde. Birçok çocuklar ölüyor, gençler ölüyor, kadınlarımız ölüyor, kadınlar ölüyor. İnşallah dünya bundan sonra kan dökülmeden barış içinde güzel günlerle anılsın. Bir daha savaş, eziyetler, hapishaneler kimse görmesin. Ama asla geçmişimizi unutmamamız gerekiyor. Kol kol olacağız, dayanışma içinde olacağız, barış içinde yaşayacağız, birbirimizi seveceğiz. Bu ülke bizim ülkemiz, bu ülke hepimizin ülkesi. Özellikle göçmenler, bu ülkenin taşı
toprak çimentosu deliridir. Hiç ben bugüne kadar vatanına ihanet eden göçmen kardeşimi görmedim. Ben de göçmenim. 1912 yılında Balkan göçmeni, o zaman Balkan savaşlarından sonra gelmişim. Tabii babam kendi doğduğu toprakları görmedi. Ama ben gittim, gördüm, gurur duydum. Sizler de gurur duyun. Doğduğumuz yer başka olabilir ama yaşadığımız bu ülke hepimizin ülkesi, bizim ülkemiz, ana vatanımız. Burada beraber olacağız. Sizi çok üşüdünüz. Hava da soğuk oldukça uzatmayın. Hepinize tekrar en derin sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.